Merhaba arkadaşlar. İnkılap tarihi ikinci dönem ikinci sınavı. Genellikle sıkça sorulan ikinci dönem ve birinci dönem konularını kapsayan sorulardan oluşan bir sınav. Birlikte çözelim. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun kavramlarla tamamlayınız demiş. Her soru puanı 5 puan boşluk doldurma şeklinde. Birinci soru Musul sorunu 1926 yılında yapılan hangi antlaşma ile çözülmüştür? Cevap Ankara Antlaşması, 1926 Ankara Antlaşması'yla Musul sorunu çözüldü. İngiltere ile Türkiye arasında ve Irak'ın temsil edildiği bir antlaşma, 1926 Ankara Antlaşması. İkinci soru, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşması olan antlaşma hangisidir? Lozan Barış Antlaşması. Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu antlaşmasıdır. Lozan demek yeterli. Üçüncü soru, Türkiye, Alman ve İtalyan yayılmacılığına karşı İkinci Dünya Savaşı'nı kastediyor. Doğu sınırını hangi antlaşmayla güvence altına almıştır? Sadabat, 1937 tarihinde imzalanan Sadabat Paktı ile Türkiye Cumhuriyeti, İran, Irak ve Afganistan ile birlikte Doğu sınırını güvence altına almışlar. Karşılıklı birbirlerine saldırmayacaklarına dair bir güvence sağlamış oldular Sadabat Paktı ile. Böylece Doğu sınırı Alman ve İtalyan yayılmacılığına karşı güvence altına alınmış oldu. Dördüncü soru. İkinci Dünya Savaşı Almanya'nın hangi saldırısı ile başladı? 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'ya saldırması ile İkinci Dünya Savaşı başladı. Beşinci soru. Atatürk'ün ekonomi ile ilgili ilkesi hangisidir? Atatürk'ün altı ilkesinden bir tanesi devletçilik ilkesi. Devletçilik halk için halkın yerine ekonomiyi devletin idare etmesi anlamına gelen bir ilkedir. Atatürk'ün ekonomi ilkesidir. Devletçilik ilkesi. Altıncı soru. Türkiye'de Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? Tam tarihini istiyor. 29 Ekim. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. Yedinci soru. Türkiye'de çok partili hayat ne ile başladı? 1946 tarihinde Demokrat Parti ya da DP kısa adıyla DP tam adıyla Demokrat Parti'nin kurulmasıyla 1946 tarihinde Türkiye'de CHP'nin yanında bir parti daha var olmuş oldu. Böylece Türkiye'de çok partili hayat başladı. Sekizinci soru. Savaş, Mustafa Kemal'in hangi savaş başkomutanlık savaşıdır? İlk başkomutanlık savaşıdır. Mustafa Kemal hayatı boyunca ve askerlik hayatı boyunca elbette ilk defa Sakarya Savaşı sırasında bütün ordulara komuta eden başkomutan sıfatıyla bulundu. Bu ilk başkomutanlık savaşıdır. Dokuzuncu soru. İkinci Dünya Savaşı sonrası Dünya Barışı'nı korumak amacıyla kurulan örgütün adı BM. Tam adı Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler 1949 tarihinde Türkiye'nin de üyesi olduğu, kurucu üyesi olduğu bir antlaşma ile kuruldu. Özür dilerim, 1946 tarihinde İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti'nin yerine, yani Birleşmiş Milletler'den önce aslında zaten dünya barışını korumak için bir örgüt vardı. Birleşmiş Milletler'in öncülü olan örgüt, Cemiyeti Akvam ya da Milletler Cemiyeti, onun yerine Birleşmiş Milletler kuruldu. Türkiye'de kurucu üyelerinden bir tanesi oldu. 10. soru. Anlaşma hangi antlaşma ile Boğazlar'da tam egemenlik sağlandı? 1936 tarihinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Türkiye Boğazlar'da tam egemenlik sağlanmış oldu. Yani Boğazların denetimi, kontrolü tamamen Türkiye'ye verildi 1936 Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile. İkinci bölüm B bölümü aşağıda verilen kavramlar hakkında bilgi veriniz demiş. 5 çarpı 10, 5 tane soru var. Onar puandan 50 puanlık bir bölüm. Kutul Amare. Kutul Amare nedir? Kutul Amare bir cephe. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı'nın İngiltere ile savaştığı cephenin adıdır. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti burada tek başarılı taarruzunu gerçekleştirdi. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın başarılı olduğu tek taarruzdur. Kutul Amare taarruzu. Kutul Amare taarruzu Irak ya da diğer adıyla Basra cephesi. Basra cephesinde gerçekleşti. Gerçekleşen bir savaştır. Geçici bir başarıdır ama sonuç olarak Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın başarılı olduğu tek taarruzdur. Kutul Amare taarruzu.
Diğer soru, teşkilat-ı esasiye nedir? Teşkilat-ı esasiye. Teşkilat-ı esasiye ya da 1921 Anayasası da denir. Teşkilat-ı esasiyeye 1921 tarihinde kabul edildiği için bu isim verilir. Anayasalar gerçekleştirildikleri, kabul edildikleri yılın adını alırlar. 1921 tarihinde kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anlamında ondan önce Kanuni Esasi adıyla bir anayasa vardı. Osmanlı'nın anayasası bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasası ise Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'dur. Teşkilat-ı Esasiye Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasıdır ve aynı anda Kanuni Esasi denilen Osmanlı Anayasası da yürürlüktedir. Yani bu dönem çift anayasalı bir dönemdir. Aynı anda iki anayasa yürürlüktedir. Temel esaslar için Teşkilat-ı Esasiye, geri kalan konular için Kanuni Esasi uygulanmıştır. Üçüncü soru, NATO nedir? NATO hakkında kısaca bilgi verelim. Kuzey Atlantik Paktı anlamına gelir. Kuzey Atlantik tam açılımı Kuzey Atlantik Askeri İşbirliği Örgütü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş bir örgüttür. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1949 tarihinde kuruldu. Neden kuruldu? Amacı nedir? Kısaca ondan bahsedelim. 1949'da Soğuk Savaş yıllarında SSCB'ye karşı, SSCB ya da diğer anlamıyla komünizm, SSCB'nin resmi ideolojisi, komünizm yayılmacılığına karşı kurulmuş olan bir örgüttür. Askeri işbirliği örgütüdür NATO. Türkiye Cumhuriyeti de bu örgüte üye olduğu kurucu üyelerinden bir tanesidir. Türkiye Cumhuriyeti NATO'nun kurucu üyelerinden biri olmak istedi. Ama Avrupa Konseyi'ne alındıysa da Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya biraz daha geç alındı. 49 dedim, düzeltiyorum. 1949'dan sonra Kore Savaşı'na Türkiye'nin asker göndermesi istendi. Kore Savaşı'na Türkiye'nin asker göndermesi sonrasında bir anlamda bunun etkisiyle de Türkiye'nin NATO üyeliği kabul edildi ve 1952 tarihinde Türkiye NATO'ya üye oldu. Evet, diğer soru Soğuk Savaş. Nedir Soğuk Savaş? Silahların doğrudan kullanılmadığı her alanda çekişmenin yani siyasi, sosyal, ekonomik her alanda rekabet ve çekişmenin yaşandığı bir dönemin adıdır Soğuk Savaş. 1945'te başlayan yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1991 arası yaşanan dönemin adıdır. Her alanda kimler arasında rekabetin yaşandığı, her alanda ABD yani Batı dünyası, ABD aynı zamanda kapitalizmin temsilcisi, dolayısıyla kapitalist ekonomik sistem ile bir anlamda ve SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, o da ideoloji olarak komünizmin temsilcisidir. 1945 ile 91 arasında ABD ve SSCB arasında her alanda yaşanan rekabetin adıdır. Arasını kapsayan rekabet dönemidir. Soğuk Savaş. Bu şekilde özetle ifade edilebilir. Son soru, Truman doktrini nedir? 1947 yılında yani İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden hemen sonra kabul edilen bir doktrindir.
İkinci Dünya Savaşı sonrası. Peki kim kabul etti bu doktrini? ABD, o zamanki devlet başkanı, sonradan ABD devlet başkanı oldu, Dışişleri Bakanı iken. ABD devlet başkanı Henry Truman. Kabul ettiği doktrindir. Amacı nedir bu doktrinin? Amaç TSCB'ye karşı iki ülke, Türkiye ve Yunanistan'ı Batı bloğuna çekmek. Ve bu amaçla iki ülkeye para yardımı yapıldı. Bu iki ülkeye yani hem Türkiye'ye hem de Yunanistan'a Türkiye'ye 100 milyon dolar, Yunanistan'a 300 milyon dolar olmak üzere para yardımları yapıldı ve böylece bu iki ülke TSCB'ye karşı bir koruma elde etmiş oldular. Maddi destek de alınarak Batı bloğuna yanaştılar. Yani komünist değil, kapitalist olmuş oldular. Sorular, İnkılap Tarihi 2. Dönem 2. Sınav soruları ve cevapları bu şekilde.